ve muhasebe alanında dijital dönüşüm ve kariyeri uzmanına sor paneline hoş geldiniz. İsmim Filiz Demiröz. Küresel Muhasebe ve Finans Meslek Kuruluşu ACCA'nın Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyetlerinden sorumluyum. ACCA dünyanın 170 ülkesinde 227 binden fazla üyesi ve yarım milyondan fazla adayı bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu ve 5 yıldan bu yana da Türkiye'de ofisiyle temsil edilmekte. Özellikle bugün beni ve 3 değerli ACCA üyemizi bu panele davet eden Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ve Dünya Yatırımcı Haftası etkinliklerinin gerçekleşmesinde emeği geçen güzide kurumlarımızın yetkililerine ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün bu paneli benimle paylaşan değerli ACCA üyelerimiz Cüneyt Mücasiroğlu, Cihan Akkaya ve Erin Çatilla'ya da çok teşekkür ediyorum. Her biri finans ve muhasebe alanında farklı sektörlerde geniş yelpazede ve derin uzmanlık ve tecrübeye sahip ve bugün bizlerle finans ve muhasebe alanında dijital dönüşüm ve kariyer alanında kendi görüş ve deneyimlerini paylaşacaklar. Biz ACCA olarak finans ve muhasebe mesleğinin ekonomilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de dünyanın ihtiyaç duyduğu mesleği geliştirmek ve toplumları daha adil ve daha şeffaf hale getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte dünya çapında çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri de muhasebe, finans ve yönetim alanlarını ilgilendiren güncel konular hakkında tüm dünyayı kapsayan araştırmalar yapmak. Bu yılki küresel araştırmalarımız özellikle COVID-19 kriziyle hızlanan dijital dönüşüm ve bunun getirilerine muhasebe ve finans mesleği ve bu meslekte çalışan profesyonellerin nasıl cevap verdiğine odaklandı. Ve yayınlanan raporlarda da çok ilginç bulgular ortaya çıktı. İşte bu raporlardan birisi Ocak ayında yayınlanan 2020'li yıllarda geleceğe hazır finans ve muhasebe kariyerleri üzerine ve bu raporumuza göre her türlü değişikliğin ve inovasyonun tahmin edilemez bir hızla gerçekleştiği 4. sanayi devrimi ile beraber 2020'li yıllarda iş hayatında değişim ve dönüşüm artık yeni normal olarak karşımıza çıkıyor. İş dünyası öngörülen her türlü değişim ve dönüşümden güçlenerek çıkmak isteyecek ve bu noktada da finans ve muhasebe mesleğine ve profesyonellere duyulan ihtiyaç giderek artacak. Raporumuz 2020'li yıllarda finans ve muhasebe mesleğinde öne çıkacak 20 kariyer trendini de ortaya koyuyor ve bu trendler içerisinde dijital dönüşüm, iş süreçlerinin dönüşümünden işlerin daha hızlı ve daha katma değer sağlayacak şekilde yapılmasına, yeni iş modellerinden işe alım süreçlerine, sürekli mesleki öğrenme yöntemlerinin zenginleşmesinden farklı ülke ve bölgelerdeki ekiplerin birbirleriyle iletişimde kalma ve işbirliği yapabilmelerine uzanan çeşitli trendlerin itici gücü olarak ortaya çıkıyor. Görülen o ki 2020'li yıllar hem muhasebe ve finans profesyonelleri için hem de mesleğe yeni atılacak gençler için sayısız ve yepyeni kariyer fırsatları ve kariyer yolları sunacak. İşte bu dijital dönüşümün nasıl yaşanmakta olduğunu ve finans ve muhasebe mesleğinde yaşanan değişim ve kariyer trendlerini bu alanlarda uzun yıllardır Türkiye'de ve yurt dışında görevler alan 3 değerli ACCA üyesinden dinleyeceğiz bugün. Öncelikle müsaade ederseniz size kısaca kendilerinden bahsedeyim. Cüneyt Mücasiroğlu, ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi'nde MBA derecesi almış. Denetim sektöründe başladığı kariyerine bankacılıkta devam etmiş ve sonrasında ilaç sektörüne geçerek farklı firmalarda finansal analist, kontrolör ve finans direktörü rollerinde çalıştıktan sonra kariyerine yurt dışında farklı kültürlerde çalışma tecrübesi ekleme hedefi doğrultusunda Çek Cumhuriyeti'nde yine ilaç sektöründe finans alanında bölgesel roller üstlenmiş ve 4 yıl önce döndüğü Türkiye'de Exeltis CFO'su olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme yönetimi doktora programına devam etmekte. Cüneyt Bey, akademik unvanlarını ilave olarak ACCA, CIA ve SMMM ruhsat ve sertifikalarına sahip ve aynı zamanda akredite ACCA eğitmenliği yapmakta. Erin Çatilla, lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamlamış. Clemson Üniversitesi'nde MBA çalışmalarını tamamladıktan sonra başladığı profesyonel kariyerinde farklı sektörlerde finans rollerinde çalıştıktan sonra 6 yıldır GKN Aerospace'de finans ve kontrol müdürü olarak görev yapıyor. Erinç Bey de akademik unvanlarına ilave olarak ACCA ve SMMM ruhsatlarına ve CMA kurumsal yönetim derecelendirme sertifikası ve Data Analytics Visualization sertifikasına sahip. Ve Cihan Bey, Cihan Akkaya, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra denetim sektöründe başladığı kariyerine daha sonra standart profilde önce iç denetim departmanında, sonrasında bütçe ve raporlama müdürü olarak devam etmiş.
Sonrasında Oxford Üniversitesi'nde MBA derecesini tamamlamış ve Toksöz Grup'ta şirket satın alma ve birleşmeler üzerine görev almış. Kariyerine 4 yıldır standart profilde grup finans direktörü olarak devam etmekte. Cihan Bey de akademik ünvanlarını ilave olarak ACCA, CIA, CMA ve SMMM ruhsat ve sertifikalarına sahip. Sözü değerli katılımcılarımıza bırakmadan önce sizlerden gelecek soruları beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Hangi konuşmacımıza yönelttiğinizi de belirtirseniz çok seviniriz. Cüneyt Bey, burada sözü öncelikle size bırakmak istiyorum. Dijital dönüşüm sektörünüzü ve finans fonksiyonunu nasıl etkiliyor? Finans kariyeri bu dönüşüm içerisinde nasıl şekilleniyor? Cüneyt Bey, sesinizi açabilirseniz, mikrofonunuz kapalı sanıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Konuşmama başlamadan önce öncelikle bu imkanı sunan Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve sizin nezdinizde ACCA Türkiye Ofisi'ne teşekkürlerimi iletiyorum. Keyifli, verimli bir oturum olmasını diliyor ve tüm katılımcılara sevgiyle selamlıyorum. Tabii hani finans ve muhasebe alanı belki de değişim ve dönüşümü en ciddi şekilde yaşayan alanlardan bir tanesi. Çünkü zaten finans nosyonunun bu dönüşüm ve değişimde katalizör olma rolü var. Yani organizasyonlar için değişim ve dönüşümün hangi alanda ihtiyaç varsa bu alanda doğru süreçleri, doğru uygulamalarla birlikte, doğru araçlarla birlikte organizasyona kazandırma ve bu anlamda bir rekabet avantajı oluşturma gibi bir nosyonu var. Ben de kariyerim boyunca aslında hep bu arayış içinde oldum. Yani çalıştığım organizasyonlarda teknolojiyi nasıl kullanabilirim, dijital unsurları nasıl kullanarak şirketlerime değer katabilirim, hep bunun arayışında oldum. Özellikle hani bu anlamda yaşadığım çok kritik bir iki dönüşümden bahsetmek isterim. Yani kendi tecrübelerim içinde bahsettiğiniz bu yurt dışı tecrübesinden önce yaşadığım bir iki çok ciddi değişimden bahsetmekte herhalde fayda olacaktır. Özellikle Covid'in sağlıkta çalışırken ve son dönemlerinde işte finans direktörü olarak çalışırken finans bilgi işlem, satın alma gibi departmanların yanında bir dönem müşteri hizmetlerinde işin içinde oldu. Çok geniş bir ekibi yönettim. Ve ilk yaşadığım bu dönüşüm anlamındaki ilk meydan okuma diyebileceğim süreç bu Shared Service Center dediğimiz ortak hizmetler merkezlerinin benim ekibimden bazı kişilerin rollerini kaybetme riskleri de karşı karşıya getirmeleriyle beraber hissettik bu durumu. Ve hani bu genel trendin verimlilik arayışıyla olan ve bu sürekli daha da artarak sürecek olan bu trendi nasıl hem kendim hem ekibim hem de organizasyonum için avantaja çevirebilirim? Bunun arayışı içinde oldum. Öncelikle hani finans fonksiyonlarının gittiği trend bu yöndeydi. O zaman buna karşı koymak yerine hani bu değişimin içinde olmak, ona uyum sağlamak ve kendini o noktada konumlandırmanın hep doğru olacağına inandım. Ekibimden özellikle bu süreçlerden dolayı işini kaybedebilecek olan bazı arkadaşlarımızı yurt dışındaki bu paylaşılmış ortak hizmetler merkezlerinde çalışmaya teşvik ettim. Aralarında bazı bu anlamda hevesli olanları da yurt dışındaki meslektaşlarımla aracı olarak oralarda çalışmalar için vesile oldum. Ondan sonraki yaşadığım büyük bir süreç Covid'in sağlık şirketinde yine çalışırken ilaç segmentinin healthcare grubunun ayrılmasıyla ortaya çıktı. Yine spin-off süreci dediğimiz bir süreç ortaya çıktı. Hem bu anlamda yeni şirketlerin kurulması, bir şirkete ait olan bilançonun pasif aktif unsurların iki şirkete bölünmesi, bu süreci yönettim. Ve daha sonra Covid'in sağlık içinden doğan Mallinckrodt Pharmaceutical şirketinin işte yurt dışında ortak hizmetler merkeziyle ilgili bir projesinde yer almak üzere iş teklifi aldım. Aslında benim yurt dışına çıkma serüvenim böyle başlıyor. Tabii ki sıfırdan kurulacak bir organizasyondan başlıyoruz. O zamana kadar biraz da olsa müşteri olarak ortak hizmetler merkezinden destek almıştım ama ilk defa tedarikçi tarafında olacaktım, hizmet veren tarafında olacaktım ve sıfırdan bir organizasyon kuracaktım. Ve hani bu
gücünü, bu sürecin güçlüğünü, meydan okumasını bir taraftan hissederken, bir taraftan da eğer bunu başarabilirsem bana nasıl ufuklar açabileceğini, nasıl tecrübeler kazandırabileceğine odaklanmak istedim. Zaten bir noktada da o zamanlarda bir yurt dışı çalışma tecrübem olduğu için bunun üzerine gitmeye karar verdim. Yani konfor alanından, çok sevdiğim Türkiye'deki işimden, sevdiklerimden ayrılıp işte 3 yaşındaki kızımı da alarak, eşimi de alarak yurt dışına gittik. İnanılmaz bir tecrübe yaşadım. Yani çünkü sıfırdan organizasyon kurulması, ortak hizmetler merkezi kurulması, bütün ERP sistemlerinin, bütün dijital sistemlerin tek merkezden bütün dünyaya, yani EMEA ve LATAM dediğimiz o Latin Amerika ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki, bölgelerindeki 24 ülkeye A'dan Z'ye, yani uçtan uça bütün finans hizmetlerini sürebilecek bir dönüşümün içinde yer aldım, bir oluşumun içinde yer aldım. Oradan inanılmaz bir tecrübe yaşadım ve en sonunda 38 kişilik bir organizasyonu yönetiyordum Türkiye'ye dönmeden önce. İçinde 20'den fazla milletten çalışanların olduğu, bir o kadar dilin konuşulduğu bir organizasyon yönetmenin keyfini, o çeşitliliği, o kültür yönetmenin keyfini yaşadım. O yüzden hani kendi kariyerimden bahsetmek gerekirse işte değişim dönüşümü aslında çok ciddi iki dalga şeklinde hissettim ama bundan çekinmek, buna direnç göstermek yerine bunun içinde olmaya karar verdim. Ve değişim dönüşüm bundan sonra da hep olacak. Dijital veya teknolojik bütün unsurlar aslında özünde verimlilik amacını taşıyor ve rekabet unsurunda öne çıkmayı beraberinde getiriyor. O yüzden bunlardan kaçınmanın, bunlara sırt çevirmenin bir faydası olmayacaktır. Bunları avantaja çevirmek, bunun üzerine gitmek ve şirket için, şirkete uygun çözümler kapsamında en doğru çözümleri şirkete kazandırmak, bundan sonra da finans profesyonellerinden en beklenen görevlerin başında gelecek. Yani benim şu aşamada söyleyebileceklerim kısaca bunlar. Teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Muhakkak ki farklı tecrübelerin kariyer anlamında kazandırdığı çok farklı yetkinlikler ve zenginlikler var ve siz bunları farklı ülkelerde finans yöneticiliği rolleriyle yaşamışsınız. Cihan Bey, size dönmek istiyorum. Sizin sektörünüzde dijital dönüşüm nasıl yaşandı? Finans fonksiyonu nasıl etkiliyor ve finans kariyeri bu dönüşüm içinde sizce nasıl şekilleniyor? Sizlere teşekkür ederim. Ben de hem katılımcılara hem de bir organizasyonu sağlayan ilgili kişilere ve organizasyona teşekkür etmek istiyorum. Otomotiv sektörü malumunuz bu süreçten çok fazla etkilendi. Biz standart profil olarak otomotiv yan sanayi sektörüne faaliyet gösteriyoruz. Ve Meksika'dan Çin'e kadar 8 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve aklınıza gelebilecek bütün araç üreticileriyle de çalışıyoruz. Dolayısıyla belki ilk başta söylemek gereken şey de şu, bizim Wuhan'da da bir design ofisimiz var ve Çin'deki faaliyet gösterdiğim üretim yaptığımız yerde Jinzhou. Jinzhou da Wuhan'a 2,5 saat mesafede. Dolayısıyla biz bu dalgayı ilk elden hissettik. Fabrikamız ilk kapanan fabrikalardan bir tanesiydi bu dalga itibariyle. Fakat şu süreçte gördük, hepimizin yaşadığı gibi işte önce Çin'deki faaliyetler durdu, sonra oradaki faaliyetler hayatına devam etmeye başladı. Ve aynı şeyi biz bir gecikmeyle diğer Avrupa ülkelerinde de yaşadık. Fakat bütün bunlar olurken yine de bütün sektör aslında bir şekilde hayatta kalmaya çalıştı. Sektör %20 küçüldü bütün dünyada. Fakat yeni projeler hayatta yeniden yapılmaya devam edildi. Yeni projeler durmadı. Bu bütün sektör için de böyle, sadece bizim için de değil. Dolayısıyla biz ve bütün otomotiv sektörü kendisini bir anda bir mali bir sıkıntının içerisinde, eğer tabiri caizse, ve inanılmaz bir değişim gereksinimin içerisinde bulduk. Şimdi ben bu bahsettiğiniz girişteki raporu biraz geç de olsa okudum. Ocak 2020'de yayınlandı ama o zaman okumamıştım. Bizim bir fiil hayatta gerçekten karşılaştığımız neler varsa aslında o 20 tane kalem içerisinde ben birebir onları gördüm. Neler var? Yani bir defa finans, artık finans ve muhasebe olmaktan çok bir servis merkezi haline dönüşmeye başladı. Aslında Cüneyt Bey'in değindiği gibi. Nasıl oldu bu? Her departman aklınıza gelebilecek, satış departmanı, satın alma, insan kaynakları vesaire finans aramaya başladılar. Niçin? Çünkü biz daha ya da finans ve muhasebe olarak daha iyi konumlanmış durumdayız. Şirkete daha high level'e, yüksekten bakabilmek, daha iyi analiz edebilmek açısından, veriye daha iyi ulaşım açısından. Fakat önemli olan şey şuydu, fonksiyonlar siz acaba geçmişi nasıl kapattınız sormaktan ziyade
Acaba gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor? Acaba bu senaryo 3 ay sonra ne olacak? 5 ay sonra ne olacak? Acaba bizi 1 yıl sonra neler bekliyor gibi daha çok ileriye dönük bizden bilgi talep etmeye başladılar. Bunlar olurken tabii dijitalleşmeyi aynı zamanda hep böyle aklımıza belki bilgisayarlar vesaire geliyor ama süreç olarak da değerlendirmek lazım. Sürecimiz daha hızlı değişmeye başladı. Katma değer yaratmayan şeyleri çıkartmaya başladık. Birazcık daha raporlarımızı manuel, tek tip formatlarda sunmaktansa biraz daha veri tabanlarına, insanlara, kişilere erişim yetkisi vererek oraya direkt ulaşıp bu raporları almalarını sağlamaya yönelik yapılar kurmaya başladık. Dijitalleşme aynı zamanda bu yeteneklerin de ilgili ekipteki kişilerin yeteneklerinin şekillenmesinde de önemli rol aldı. Örnek olarak biz sadece işte daha çok ağırlıklı belki denetim tecrübesi, belki muhasebe finans tecrübesi aranırken daha fazla farklı özelliklere, yetkinliklere sahip bireyleri de ekibimize katmak adına bir planlama yapmaya başladık. Bunların içerisinde mesela daha fazla veri analizi ileriye dönük senaryo analizi yapılması gerektiği için biraz daha belki veriyle daha iyi konuşabilen, teknolojiyi bu anlamda finansla birleştirebilen kişileri ekibimize katmak adına biraz daha yeni bir ekip kurmaya karar verdik. Dolayısıyla sadece kullandığımız araçlar değil, süreçler de, istekler de birazcık bu anlamda değişmeye başladı. Bakacak olursak, finans ve muhasebe bu anlamda çok iyi aslında konumlanmış durumda söylediğim sebeplerle. Biraz daha bu analizleri yapabilmesi vesaire anlamında. Ve son olarak biraz daha tabii finansın olmazsa olmazı nakit planlaması ama nakit planlamasında da biraz daha fazla senaryo, biraz daha fazla stres test yapmaya başladık. Daha ulaşılabilir kaynaklar ne zaman elimizin altında olabilir bunları planlamaya başladık. Bir de malumunuz bu COVID ile birlikte devlet teşviklerinin sınırlandırılması, nakit giriş çıkışlarının ülke içinde ve dışında sınırlaması sebebiyle biraz daha detay olarak bunları ülke bazında finansal planlamayı, nakit planlamasını yapmaya başladık. Yani özetlemek gerekirse aslında finans şöyle biraz daha evrildi. Geçmişi raporlayan bir fonksiyon olmaktan çok geleceği planlayan ve ne olacağına dair biraz daha yorum katan bir fonksiyon haline dönüştü. İç müşterileri olan bir servis merkezi haline dönüştü. Otomasyon ve dijitalleşmeden kaçamayacak sadece araçlarını değil, katma değer yaratan işlerle uğraşmakla birlikte sadece araçlarını değil, ekiplerini ve ekip arkadaşlarını bu anlamda ilgili yetkinliklerle değiştirmek zorunda kalan bir fonksiyon haline dönüştü. Ve bahsettiğim gibi nakit planlamasını daha iyi stres testleriyle daha detay bazda planlama sorumluluğuna sahip bir fonksiyon haline dönüştü. Peki. Çok teşekkürler Cihan Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi raporumuzda bu konuda finans ve muhasebe profesyonellerin artık artan şekilde verileri derleyip toparlayan değil ki genel algı budur, değerlendirip yorumlayan, stratejik bakış açısı ekleyen kişiler olacağını artan şekilde söylüyordu. Ve finans ve muhasebe profesyonelleri artık çalıştıkları kurumlarda stratejik iş liderleri olarak konumlanıyorlar. Dolayısıyla stratejik rolleri sanıyorum bu pandemi döneminde ve içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşümün giderek hızlandığı dönemde daha da ön plana çıkıyor. Peki Erinç Bey, ben size dönmek istiyorum. Siz bambaşka bir sektörde çalışıyorsunuz. Sizin bulunduğunuz sektörde bu dijital dönüşüm nasıl yaşanıyor? Finans fonksiyonunu nasıl etkiliyor ve siz finans alanındaki kariyer trendlerini nasıl görüyorsunuz? Öncelikle başta ACC Türkiye olmak üzere bu organizasyonu hazırlayan herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, içinde bulunduğum sektör havacılık sektörü ve çalıştığım firma hem sivil havacılığa hizmet ediyor hem de savunma sanayiye hizmet veren bir firma. Ben biz şirket olarak nasıl yaşadığımızı anlatmadan önce ilk başta tanımın altını çizmek istiyorum. Dijital dönüşümden ne anlıyoruz? Çünkü burada farklı beklentiler ortaya çıktığı vakit ulaşmak istediğimiz hedef de birbirinden oldukça farklı noktalara kayabiliyor. Baktığımızda benim üzerinde de düşündükten sonra biraz da araştırma yapınca mutabık kalınan genel tanım dijital teknolojilerin şirketin farklı süreçlerinde ve farklı yapılarında kullanarak şirket içindeki operasyonel, organizasyon ve kültürel yapısının değişimine dijital dönüşüm olarak adlandırılan bir tanım ortaya çıkmakta.
Bu bağlamda sadece bahsedildiği gibi şu ana kadar sadece herhangi bir bilgisayar kullanımı veya bir robot üretimi değil, aslında dijital süreçlerin de yaptığımız işin bir parçası haline gelmek de dijital dönüşümün bir parçası. Bu bağlamda 3 tane ana trend var. Ben bu trendlerin bir kısmını biz yaşadık, bizzat ben kendim yönettim. Bir kısmını da farklı bir şekilde yönetmek durumunda kalıyoruz. Onlara değinmek istiyorum. İlk baktığımız ana trendimiz otomasyon. Cüneyt Bey de bahsetti. Özellikle belli merkezlerden verilen hizmet anlayışından sonra çok tekrarlı işlerin mümkün mertebe otomasyona dönmesi üzerine bir trend var sektörde. Bununla bağlantılı olarak da özellikle muhasebe tarafında artık işler standart olarak işte günlük fatura kaydı, mutabakat yapımı gibi işlerden çok bunların otomasyona dönmesi sonucu bu işlerin kontrolüne doğru kayıyor. Yaklaşık 2 sene önce şirketimizde aylık fatura, işlenen fatura dediği 600-700 civarındayken 2 kişi bu işle ilgileniyordu. Yapılan bir takım iyileştirmeler sonucunda da şu anda biz gene benzer istihdamla aylık fatura adedimizi mesela 1700-1800 adetlere kadar çıkartabildik. Bu tamamen otomasyonun kendi finans süreçlerimizin içerisine dahil edilmesiyle sağlanan bir konu. Onun dışında çok güzel bahsettiler. Finans eskiden finans ve muhasebe olarak baktığımızda ne anlıyorduk? Geçmişi raporlayan bir departmandı. Geçen ay ne yaptık? Geçen yıl ne yaptık? Veya geçen çeyrek ne yaptık? Hadi bunların üzerinde kafa patlatalım. Hep bu konuşuluyordu ama artık iş daha çok anlık ve geleceğe yönelik raporlamaya doğru kayıyor. Bundan ötürü de ben ikinci ana trend olarak gerçek zamanlı raporlama olduğunu düşünüyorum. Artık firmalarda geçmiş çok fazla geçmişe verilen önem azalmaya başladı. Artık anlık olarak yönetim kademesi stratejik kararları vermek açısından raporlar anlık veriler istiyor. Bundan dolayı da çoğu raporlama modülü, farklı raporlama modülleri kullanan firmalar var. Eminim şu anda üçümüz de farklı programları kullanıyoruzdur. Bunların hepsi artık daha çok anlık veri verme ve bunları görselleştirme üzerine ek modüller ekliyorlar. Bununla ilgili de bizim 1,5 sene önce firmada ben çok yakın zamana kadar aynı zamanda IT'den de bilgi işlemden de sorumlu yöneticiydim. Daha sonra organizasyonel değişiklikle bu fonksiyonu ayırdık. Bu IT'den sorumlu olduğum dönemde bu verileri görselleştirme projesini şirketten farklı arkadaşlarla beraber hayata geçirmeye çalıştık. Oldukça popüler oldu ki şirkette bu daha sonra global bir proje haline dönüştü. Şu anda bunun üzerinde hala daha çalışıyoruz. Bu da bence finansın içinden geçmekte olduğu bir dönüşüm, bir dijital bir dönüşüm. Artık verileri hazırlayıp paket haline getirip dijital veya basılı yöneticilere sunandan ziyade anlık olarak veriyi yorumlayabilen, bu verilerle stratejik karar alınmasını sağlayabilen personeller çok önemli finans departmanında. Son trend olarak da aslında Cüneyt Bey'in bahsettiği iş yeri dönüşümü ve iş gücü dönüşümü ben öngörüyorum. İş yeri dönüşümü zaten şu anda artık neredeyse bir nevi COVID'in etkisiyle hayata geçti. Çoğumuz görmüşüzdür, çeşitli sosyal medyada güzel böyle küçük bir eğlenceli anket vardı. Dijital dönüşümünüzü kim yönetiyor? CEO, CTO veya COVID-19. Burada ben kendi örneğimi vermem gerekirse biraz daha bilgi güvenliğinin ön planda olduğu bir sektörde çalıştığım için özellikle herhangi bir yerden çalışma, work from anywhere mantığının çok fazla adapte olmadığı bir firmadayım. Fakat COVID-19 sayesinde çok hızlı şekilde bütün protokollerin hızla tamamlandığı ve neredeyse firmada çalışan herkesin herhangi bir yerden çalışabilir hale dönüştüğü bir süreç yaşadık. Yaklaşık birkaç hafta içerisinde. Bu da aslında COVID-19'un dijital dönüşüme olan pozitif etkilerinden bir tanesi. Bunun sonucunda ben artık daha çok hizmet veren bir fonksiyona dönüşeceğimizi düşünüyorum finans ve muhasebe alanının. Buna bağlı olarak da çeşitli merkezileşmeler yaşanabilir. Son olarak da dediğim gibi iş gücü dönüşümü de bence dijital dönüşümün bir parçası. Açıkçası bu şu ana kadar çok fazla göz önünde durmadı. Çok fazla üzerinde konuşulduğuna ben tanık olmadım ne yazık ki. Fakat bahsedildi artık veri analizi, data mining yetileri olan personeller finans departmanında daha fazla popüler veya daha fazla el üstünde tutulmaya başlandı veya başlanacak.
en nihayetinde biz finans olarak daha geniş perspektifli bir fonksiyonuz. Gerek tedarik zinciri, gerek üretim, gerek satın alma, gerek satış, bütün bu departmanlarla, bütün bu fonksiyonlarla temasımız olan ve bu fonksiyonların kendi hedeflerine ulaşmasını sağlayabilen bir departmanız. Verilerin çoğalması, anlık veriye olan ihtiyaç ve dış dünyadaki ekonomik durumun çok hızlı değişmesi bu verileri daha anlamlı kılan personeli daha ön plana çıkartıyor. Bundan ötürü de ben özellikle yakın dönemde artık akademi tarafında da bir takım atılımlar bekliyorum. Aslında küçük bir talep bu benim akademisyenlerden. Bugüne kadar hep bilgisayar programlama, veri analizi genelde bilgi işlem fakültelerinin tek elinde kalan konular. Fakat bunun artık bundan bilgi işlem fakültelerinden, IT bölümünden çıkıp yavaş yavaş işletme fakültelerine, iktisadi idari bilimler fakültelerine dahil olup müfredatın bir parçası olması gerekiyor ki biz de ilerleyen yıllarda kendi departmanımızı günün ihtiyaçlarına bağlı olacak şekilde şekillendirebilirim. Bayağı bir süredir son cümlemi toparlarken, bayağı bir süredir kendime her sabah hatırlattığım ofise gelirken bir cümle var. Eğer biz dönüşümü planlamazsak emekliliğimizi planlamamız gerekiyor. Bundan dolayı biz finans yöneticileri olarak bugünü değil hep geleceği düşünmemiz gerekiyor. Hep geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Bu da ancak bütün halkının güçlü olmasıyla sağlanabilir. Ondan dolayı bu noktada ben de geleceğe dair akademi tarafında da önemli atımlar bekleyen birisiyim. Peki, Erinç Bey çok teşekkürler. Dediğiniz gibi değişim ve dönüşümün hızı çok arttı. Ve bu hız aynı zamanda profesyonellerin yetkinliklerinin de aynı hızla gelişmesi ve değişmesi gerektiğini gösteriyor. Ve geleceğe hazır profesyoneller olmak her zaman olduğundan daha da önemli hale geldi. Ben şimdi katılımcılarımızın sorularına geçmek istiyorum. Katılımcılarımız hali hazırda bize sorular yöneltmeye başlamışlar. Mehmet Karakaş'ın sorusuyla başlamak istiyorum. Merhabalar, e-fatura, e-arşiv ve benzeri gelişimler sağlanırken muhasebenin dijitalleşmesi dünya ve Türkiye örnekleri açısından yeterli mi? Bu konuda bürokratik gelişmeler aynı paralelde yapılıyor mu? Ne dersiniz bu konuda? Ben çok basit olarak e-fatura, e-arşiv kısmına değineyim. Açıkçası yurt dışında belki Cüneyt Bey yurt dışına da çalışmış, daha farklı tecrübelerini aktarabilir ama yurt dışında bir iş hayatım olmasa da çok fazla temaslı olduğum bir kariyerim oldu. Bu süreçte bizim kullandığımız e-tanımlarına dahil her ne varsa yakın zamanda hayata geçen e-irsaliye de dahil olmak üzere ben açıkçası oyunun bir kademe önünde olduğumuzu düşünüyorum. Fakat tabii ki de yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü dediğim gibi bir ekosistemin komple değişmesi, komple dönüşmesi gerekiyor. Dijital dönüşümün gerçek anlamda hayata geçmesi açısından. Ama Türkiye olarak özellikle devlet bacağında farklı ülkelerin önünde olduğumuzu inanıyorum ben açıkçası. Peki, çok teşekkürler. Buyurun. Yok, buna ben de hani birkaç katkı sağlamam gerekirse, tabii bütün bu e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv sistemlerinin temelinde hep bu verimlilik ve uçtan uca görünürlük, proseslerin, süreçlerin uçtan uca görünürlük kazanması var. Ben de aslında bu anlamda çabaları çok olumlu buluyorum Türkiye, çünkü bu anlamda büyük bir ekonomi, çok farklı türde işletmelerin yer aldığı çok büyük bir ekonomi. Ben de bu çabaları anlamlı, olumlu buluyorum. Tabii ki süreçlere uyum anlamında bazen bazı sıkıntılar olabiliyor, bazı ertelemeler olabiliyor. Ama geldiğimiz noktada ben de bu çabaları yeterli ve olumlu buluyorum. Peki, çok teşekkürler. Mert Atay'ın bir sorusu var. Muhasebe ve finans, yapay zekanın gelişmesiyle mesleğin biteceğini öngörenler, düşünenler hakkında düşünceleri nedir? Cevaplarınız için teşekkür ederim. Cihan Bey, ne dersiniz bu konuda? Ben aslında burada tam da aslında finans ve muhasebenin daha iyi konumlanacağını ve daha da bu dönüşümden güçlü çıkacağını inanıyorum. Çünkü bahsettiğimiz yapay zeka vesaire, işte hepimiz bahsettik, süreçleri değiştiriyor, araçları değiştiriyor ama daha bu konumda iyi konumlanmış olması itibariyle bir finans ve muhasebenin aslında daha da fazla
katma değer yaratacağı bir alan açılıyor. Çünkü bu katma değer yaratmayan alanlardan elinin birazcık çekilmesi, birazcık daha zaman bulması sebebiyle bahsedilen teknolojik değişikliklerle birlikte daha fazla analiz, daha fazla geleceğe dönük karar verme, daha çok stratejik kararlarla ilgili kişilere yön verme, bilgi verme konusunda bence tam da bu aşamada yapay zekadan daha fazla faydalanacağını düşünüyorum. Yani yapay zekanın aslında işimizi zorlaştıracağını ya da bizi birazcık daha atıl bırakacağını değil, tam tersi daha serbest bırakacağını, daha özgür kalacağını ve daha donanımlı hale getireceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Cihan Bey. Yapay zeka ile yapılan işlere esasen insani unsur ve güçlü etik bakış açısının da eklenmesi gerektiği de bir gerçek. Ve dolayısıyla oradaki o insan faktörü her zaman yadsınamaz şekilde muhakkak ki olacak. Hatta artan önemli olacak. Peki Erinç Bey, size bir soru var. Zafer Önen'den. Türkiye'de orta boy ve küçük ölçekli firmaların gelişen teknolojiye uyum, finans ve muhasebe alanında gelişmelerden daha çok faydalanması açısından eksik kaldığı yönler nelerdir? Sektör ve firmaları ile devlet ile özel kuruluşlar arasında ne gibi önlem ve projeler geliştirilmesi gerekiyor diyor Sayın Zafer Özen. Tabii şimdi öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler kavramını kullandıktan sonra ne yazık ki özellikle son yıllarda ekonomik limitasyon göz önüne gelen ilk yukarıya çıkan bir parametre. Bundan dolayı özellikle teknoloji yatırımlarının genellikle yurt dışı kaynaklı olmasından ötürü belli bir maliyet gerektiriyor. Yakın zamanda artık bulut teknolojisinin daha fazla kullanılmasıyla bu maliyetlerde bir aşağı düşüş gelmeye başladı. Bu ne yazık ki şu anda KOBİ'lerimizin önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Bu bağlamda devletimiz özellikle KOBİ'leri hayatta tutmak, ayakta tutmak ve geleceği hazırlamakla ilgili aksiyonlar alan bir devlet. Bununla ilgili çeşitli programlarımız bugüne kadar olmuştu. Özellikle bu tarz teknoloji yatırımlarına daha fazla teşvikler sağlanması veya yurt dışıyla beraber aslında çalışıp bu teknolojiyi içselleştirmek, yani know-how'u Türkiye'ye çekmek ve doğal olarak bu teknoloji yatırımlarının maliyetini otomatikman düşürmek herhalde devletten beklenen ilk adımlardan bir tanesi olacaktır. Peki, çok teşekkürler. Erinç Bey, size sözü vermişken size bir soru daha var. Eda Nur Sarıçam'dan. Eda Nur Hanım diyor ki, pandemi sürecinde artan internet kullanımı ile tüketici davranışlarında yaşanan değişim, fintechlerin artış trendine girmesini sağladı. Pandemi sonrasında da bu trendi kaçırmamak için finans sektöründe ne gibi adımlar atılmalı, neleri gözden kaçırmamalı? Açıkçası ben artık hayatımızın pandemi öncesi dönemimiz vardı gerçekten ama pandemi sonrası dönemimiz tekrar farklı bir döneme evrilmeyecek benim kendi şahsi görüşüm. Biz artık yeni normal bu şekilde devam edecek. Ondan dolayı şu anda mevcut içinden geçmekte olduğunuz durumun, sürecin çok daha uzun yıllar belki de hiçbir zaman değişmeyeceğini öngörüyorum. O sebepten ötürü şu anda gerçekten tüketici alışkanlıkları çok iyi analiz edilmeli. Bunların verileri çok iyi şekilde ortaya çıkartılmalı ve hep benzer ekstra faydayı nasıl sağlarım, ekstra farkındalığı nasıl yaratırım rakiplerime karşı, bu konularda analizlere odaklanan yazılımlarla bence önceki dönemde de şu anda nasıl bazı sektörlerin, bazı firmaların diğerlerine göre daha öne çıktığını duyuyoruz, görüyoruz. Aynı yatırım yapmaya devam eden firmalar hep ön planda olacaktır. Peki, çok teşekkürler. Sayın Can Tezcan'ın bir sorusu var. Sistemlerin birbirleriyle daha entegre olmasının ülkenin ekonomik sistemi içinde kayıt dışılık üzerine etkileri neler olacaktır? Cüneyt Bey, siz cevap vermek ister misiniz buna? Tabii ki sistemlerin birbiriyle entegre olması aslında bu hep söylediğimiz uzaktan denetlenebilmelerini, görünebilmelerini sağlıyor. O yüzden birbiriyle konuşan ve birbiriyle o görünürlüğü sağlayan sistemler mutlaka bazı şeyleri uzaktan da olsa daha iyi yönetmeyi, bazı data mining dediğimiz o veriyi çıkarmayı, veriyi yorumlamayı ve veriyi kullanabilir hale getirmeyi de çok anlamlı kılıyor, çok kolaylaştırıyor. Söyleyebileceğim hani kısaca bu
Peki, çok teşekkürler. Değerli hocamız Ümmühan Aslan'ın bir yorumu olmuş. Muhasebe akademisyeni olarak muhasebe süreçlerinde eğitimde yeni normale uyumlu öğrenci yetiştirme noktasında çabaların olması konusunda kafa yoran bir akademisyenimin hibrit eğitim modeline bir an önce geçilmesini öneriyorum diyor. Ve yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, dijital teknolojiler, finans ve muhasebenin birlikte yer aldığı yeni bir eğitim müfredatına ihtiyaç var. Erinç Bey, sizin bu konuda bir yorumunuz vardı. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Umarım bu tarz düşünen akademisyenlerin sayısında ciddi artış olur ve en nihayetinde yakın zamanda hızlı bir şekilde bu dönüşümü akademi tarafında da yaşayabiliriz. Cihan Bey bahsetmişti. Veri analizi çok fazla öne çıkacak. Data mining, çünkü zaten 2010'ların en önemli konusu neydi diye sorarsak herhalde ilk üçte big data gelir. Çok yüksek miktarda datanın toplanması, data warehouse'ların oluşturulması ve bunların anlamlı hale getirilmesi zaten bir sıkıntıydı. Daha yeni yeni bunu gerçekten verimli kullanmaya başlamıştık. Ve bunun üzerine dijital dönüşümün hızlanmasıyla beraber artık evet veri analizi çok önemli. Veri analizi de şu anda benim dediğim gibi genellikle bilgi işlemci arkadaşların yaptığı bir konu. Ama bizim finans açısından benim hep kendime benimsediğim bir görüş, bizim işi anlamamız gerekiyor. Yani ya bizim fonksiyon sadece rakamlardan oluşmuyor. Bizim fonksiyon sadece işte Türk muhasebe standartlarını bilmekle, IFRS'le veya çok iyi hazine yönetimiyle oluşmuyor. Bizim yaptığımız işi anlamamız gerekiyor. Bu iş işte otomotiv yedek parçaysa üretimi bilmesi gerekiyor. Herhangi bir bankaysa ürünleri çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu noktada tabii IT tarafından gelenler sadece işin yazılım boyutunda kaldıklarında teknikalite, yani finans teknikalitesine uzak kalıyorlar. Bu sefer ciddi bir eğitim süreci geçiyor. Bununla ilgili zaten ülkemizde genç nüfusun fazla olmasından dolayı şirketlerde çalışma süresi çok uzun değil. Batı Avrupa'daki gibi 20-30 sene aynı şirkette çalışan insan Türkiye'de ben en azından kendi etrafımda çok görmedim. O zaman da yetiştirdiğiniz iş gücünü, kalifiye personeli kaybediyorsunuz ve şirketler bir anlamda okulların devamı haline geliyor. Bunun aslında dönüştürülmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. Can Tezcan'ın bir sorusu var. Kişilerin sistem içinde kendilerine yer bulmalarına sağlanabilmesi için eğitim, sertifikasyon programlarına Türkiye'de nasıl bir altyapı bulunmaktadır? Siz değerli üyelerimizin her biri hem akademik ünvanlara hem de mesleki ünvanlara sahipsiniz. Cihan Bey, siz ne dersiniz? Türkiye'de nasıl bir altyapı var kişilerin yetkinliklerini arttırabilmeleri için? Aslında burada çeşitli, hepimiz bahsettiğiniz gibi sertifikalara sahibiz ve bunların hiçbiri de aslında burada Türk olduğumuz için, Türkiye'de olduğumuz için bunlar bir işte altın tepsi halinde bize sunulmadı. Eminim bu konuda diğer arkadaşlarım bana katılacaktır. Bir şekilde bununla ilgili bilgimiz belki ilk başta yoktu ama ilgimiz vardı. Neler bizim için daha önemli hale gelebilir? Ne şekilde kendimizi geliştirebiliriz? Bu anlamda birazcık daha kendimizi nasıl destekleyebiliriz bilgi anlamında diyerek birazcık araştırmak ben fırsatını buldum. Ve böylece aslında bütün bu altta birkaç harfle şekilde belki yazılan o içi bana göre sorarsanız dolu olan yola girdik. Türkiye'de bunu yapmak aslında kolay çünkü şimdi Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerinden ya da diğer ülkelerden bu anlamda çok da farkı yok. Yani ACC'ye dediğimiz şimdi konuşuyoruz açıkçası. Sadece Türk olmanın, Türkiye'de olmanın getirdiği bir özellik olmadığı gibi bütün dünyada aslında geçerli olan, adı bilinen bir sertifika programı, bir sertifika. Ve bunu sadece belki birkaç tane harfle böyle sıralayınca sertifika gibi de düşünmek, belki bir kağıt parçası gibi düşünmek de söz konusu olabiliyor ama yani içerisinde ve altyapısında çok da fazla bilgi olan, donanım olan, çok fazla emek sarf edilmesi gereken aslında bir süreç. Dolayısıyla ben Türkiye'de bu imkanların çok olduğunu ve aslında Türkiye'de olmanın ya da herhangi bir diğer ülkede de olmanın da bu sertifikalar için çok önemli birer sebep olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sertifikalar sizi günün sonunda dünyada aslında görünür kılıyor. Yani siz belki çok iyi üniversiteden mezun oldunuz. Belki işte hepimiz burada çeşitli başarılı projeler yürüttük. Ama bunları anlatmak, ifade etmek karşı taraf için çok bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü bilgi sahibi olmayabilir.
Ama bu bahsettiğimiz sertifikalarla biraz daha kendinizi görünür kılabiliyorsunuz. HSE demek birazcık daha bu anlamda size o kapıları birazcık daha rahat açıyor diyeyim. Peki, çok teşekkürler. Yine değer katmaktan bahsetmiştik. Gelen bir soru da dijital yetkinliklere sahip, dijital dönüşüm bir parçası olmuş finans ve muhasebe profesyonelleri çalıştıkları kurum ve şirketlere nasıl bir artı değer katabilir diyor. Cüneyt Bey, ne dersiniz bu konuda? Cüneyt Bey, sizi duyamıyoruz. Cüneyt Bey'in mikrofonunda bir sorun var sanıyorum. Can Bey, sizden alabilir miyiz bu arada sorunun cevabını? Soruyu bir kez daha iletebilir misiniz rica etsem? Tabii. Tam değer katmaktan bahsederken gelen bir soru. Dijital yetkinliklere sahip, dijital dönüşümün bir parçası olmuş finans ve muhasebe profesyonelleri çalıştıkları kurum ve şirketlere nasıl bir artı değer katabilir? Aslında yine üçümüzün de bahsettiği bu zamana kadar tam da bu aslında. Bu dijital dünyanın, dijital bu evrimin diyelim bir parçası haline gelmek finans çalışanı olarak bütün bu bahsettiklerimizle birlikte servis sağlayabilmek, kendini daha iyi konumlandırabilmek ve geleceğe dair yorum yapabilmek, katma değer yaratabilmek için çok fazla değer kazandıracaktır. Finansın ya da muhasebenin artık dijitalin dışında olması ya da Eriş Bey'in dediği gibi dijital deyince sadece aklınıza bilgisayarın, yazılımın ya da IT'nin geldiği bir dünya olmadığını birazcık daha fark etmek gerekiyor. Finans ve muhasebenin bu anlamda kendisini dijital yetkinliklerle donatması mutlaka kendisini daha ileriye dönük katma değer yaratan daha iyi senaryolarla birlikte bütün paydaşlarına yön verebilen bir fonksiyon haline dönüşmesini sağlar. Peki, çok teşekkürler. Cüneyt Bey'e bir soru var. Gül Özarslan'dan geliyor. Gül Hanım, şu anda yurt dışında bir Türk şirketinin yönetim muhasebesi bölümünden sorumluyum diyor. Ve ACCA adayı aynı zamanda. Kariyerimi stratejik iş liderliği ya da risk ve risk yönetimi üzerine devam ettirmek istiyorum. Bu konuda eğitim ve bilgi gelişimi için bizlere tavsiyesi ne olur diyor. Teşekkür ederim. Hep söyleyeceğim şeyler şunlar aslında. Çok güzel bir şey hani yurt dışında bu tecrübeyi yaşıyor olmak. Tabii risk yönetimi dediğimiz noktada riskin tanımı çok değişti eskisine göre. Geçmişte daha çok işte finansal risklerden bahsederken şu anda risk aslında tanım ve tür anlamında çok farklı bir noktaya geldi. Sosyal ve dijital medya kaynaklı itibar riskleri, siber saldırı, küreselleşme sonucu gelişmekte olan pazarlarda doğması muhtemel diğer risk unsurları geleneksel bu finansal risk unsurlarının çok önünde bir noktada olacak. Risklerin çok daha yoğun olacağı ve hani böyle bir gelecekte risk yönetiminde daha başarılı olmak için aslında şunu bilmek gerekiyor. Risk hiçbir zaman tamamen karşıta olunması gerektiren bir durum değil. Sadece ölçülü, bu anlamda hesaplanmış risklerin alınması gerekiyor. Ve bu risk yönetimi anlamında da ve diğer konularda da, kendilerini geliştirmek için diğer konularda da benim de hep tavsiyem bu mesleki örgütlere üyelik, sertifika programlarını takip edebilmek. Çünkü mesleki örgütlerin bu anlamda yaptıkları çok güzel çalışmalar var. Global çapta meslektaşlarla yaptıkları çok güzel anketler ve raporlar var. Buradan aslında değişen riskleri, değişen riskleri nasıl yönetilebileceğini, bu anlamda bu risklerin yönetilmesiyle mevcut organizasyonlardaki değerin nasıl korunabileceği veya da daha fazla nasıl değer katılabileceği noktasında pek çok hem rapor, hem sertifika, hem de mesleki anlamda gelişim ve öğrenme potansiyelleri var. Dediğim gibi hani kısaca mesleki anlamda riskin içinde olmak aslında biraz da risk yaşayarak, içinde değerlendirerek, ölçerek oluşan bir unsur.
bunu yönetebilmenin yolu biraz daha aslında bunu hem akademik anlamda, daha doğrusu eğitimler anlamında bununla ilgili kendini geliştirmekten geçiyor. Hem de risk unsuru içinde belli projelerde yer almaktan geçiyor. Çok teşekkürler. Burada belki ekledebilecek bir konu da tüm bu yetkinliği artırmak için ulaşabileceğimiz sertifika ve ruhsatların aslında içinde bulunduğumuz pandeminin de hızlandırdığı dijitalleşme sürecinde pek çoğuna online erişim imkanlarının da artmış olduğu. Dolayısıyla da kendi yetkinliklerini artırmak isteyen profesyoneller ya da hali hazırda üniversitede okuyan ve iş hayatına adım atmak üzere olan genç arkadaşlarımız, yetkinliklerinizi artırmak için gerçekten elinizde pek çok araç var, erişebileceğiniz ve bunlara erişim de teknolojinin sunduğu imkanlarla aslında giderek kolaylaşmış durumda. Mustafa Kırdar'ın bir sorusu var. Şirketlerde finans ve muhasebe departmanlarının ayrı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevap vermek ister misiniz? Bu konuda ne dersiniz? Ben yapabilirim. Pardon. Buyurun. Buyurun Cüneyt Bey, ben daha sonra ekleyeyim. Finans ve muhasebe, yani tabii bu yani bunun tek bir yapısının ya da tek bir tanımının olduğunu ben çok düşünmüyorum. Bu şirketin ihtiyaçlarına göre şekillenebilecek bir yapı olabilir. Nitekim herkesin sahip olduğu ünvan yaptığı işe göre tek bir tanım da ifade etmiyor. Yani bir tane finans direktörü dediğiniz, CFO ya da finans müdürü dediğiniz kişi ya da pozisyon her firmada farklı pozisyonlar ya da sorumluluklar yürütmüş olabilir. Dolayısıyla bu birazcık daha o sektörün, yapılan işin, fonksiyonun ihtiyacına göre şekilleniyor. Bizim organizasyonumuzda da bu ayrı. Bunun ayrı olmasının faydasını görüyoruz. Ama tabii ayrı olmak derken şimdi biz burada aslında bütün fonksiyonların iç içe geçmesinden bahsediyoruz. Hep bahsettik bu zamana kadar da. Birazcık daha hatta bu sürecin hızlandığından bahsettik. Finans ve muhasebenin daha fazla servis sağlayıcı bir fonksiyon haline dönüştüğünden bahsettik. Eski haliyle bile bu departmanların fonksiyonlarının ayrı olması aslında ayrı çalıştığı anlamına hiç gelmiyordu. Tamamen hep birlikte yan yana yine benzer sorumluluklarla iş yapmaları söz konusuydu. Şimdi de öyle. Birazcık daha yine ayrı yapılandırılabilir şirketin ihtiyacına göre. Fakat yaptıkları işin günün sonunda yine aynı amaca hizmet ettiğini düşünecek olursak çok da ben ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Cihan Bey. Ben şöyle bir yorumda bulunayım. Cihan Bey'in söylediği aslında birbirinin içine geçmiş olmak, ben birebir çalıştığım şirkette yaşıyorum. Çünkü bizim fonksiyonumuz adı finans ve muhasebe değil, finans ve kontrol. Ve baktığınızda şirketin muhasebe departmanı yok mu sorularını genellikle Türk tedarikçilerimizden aldığımız telefonla görüşürken aldığımız sorulardan bir tanesiydi. Cihan Bey'in de dediği gibi aslında burada her şirketin kendi ihtiyaçları doğrultusunda aynı isimleri, aynı title'ları bile altını farklı doldurdukları iş hayatında belli bir sene geçirmiş herkesin karşılaştığı bir durum. Ondan dolayı ben burada işte finans, muhasebe, kontrol, bütçe, raporlama, bu tarz title'lara takılmaktan ziyade o fonksiyonun ne amaca hizmet ettiğine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani title'ın hiçbir önemi yok benim için. Ondan dolayı ayrı, bağımsız ayrı da olabileceği gibi hiç olmayabilir. Ama bu o işin ilgili firmada yapılmadığı anlamına gelmemeli tabii ki de. Peki, çok teşekkürler. Numan Özakpınar'ın bir sorusu var. Finans ile ilgili akademik kitap önerisinde bulunabilir misiniz? Aslında ben bu soruyu biraz genişletmek istiyorum. Çünkü kaynaklar artık kitaplarla sınırlı değil malum. Hani kişilerin kendilerini geliştirebilecekleri, bu genç arkadaşlarımızın yetkinliklerini geliştirebilecekleri farklı kaynaklar ya da araçlar konusunda tavsiyeleriniz ne olur? Buna ben şöyle yanıt verebilirim aslında. Evet. Hani bunun birkaç yöntemi var tabii ki. Mesleki anlamda yetkinlikleri geliştirmenin birkaç yöntemi var. Ama aslında hepsinin temelinde de kendini o mesleki anlamda sürekli geliştirme içgüdüsü ve yaklaşımı bulunuyor. Birincisi tabii ki eğer şu anda hani
Kişiler çalıştığı kurumlarda, çalışılan kurumlarda eğer mesleki anlamda iş üstünde öğrenme becerilerinden ve mesleki anlamda kendini geliştirmeden bahsediyorsak, benim tavsiyem burada çalışanlara ya da bundan sonra çalışacak olanlara, yani yeni mezun olacak arkadaşlarımıza, olabildiği kadar aslında geçmişteki o kariyerdeki merdiven tipi kariyer beklentisinden biraz daha böyle yatay, kafes tipi kariyer beklentisine biraz bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sadece departman içinde değil, bazen departman dışında da bazı rollere kayabilmeyi, en azından belli bir süre için kayabilmeyi göze almakta çok fayda var. Bu insanın, bu çalışanların hem çok yönlü görebilme, büyük resmi görebilme, departmanlar, prosesler arasında bağlantı kurabilme gibi konularda kendilerine ciddi bir destek sağlayacaktır. Bunun üzerinde eğer bu olamıyorsa, eğer şirkette bu anlamda hani rotasyon ya da böyle kısa dönemli görevlendirmeler çok fazla kültürlerinde yoksa, çok fazla uygulanan bir süreç değilse, benim yine çalışanlara tavsiyem özellikle proje bazlı konularda, yani farklı departmanlarla birlikte çalışabilecekleri konularda bir araya gelmeleri, buna gayret etmeleri, bu konuda oluşacak olan fırsatlara gönüllü olmaları her zaman olacak. Ve diğer bir seçenek de tabii ki hem akademik kitaplar ya da bu anlamda aslında hani şu anda geldiğimiz o dijital dünyada bilgisayarda, Google'da çok fazla kaynak var, çok fazla faydalanabilecek doküman var. Ama benim hani söyleyeceğim, özellikle finans muhasebe alanında olan profesyoneller için mutlaka mesleki örgütlerle çok dirsek temas içinde olmak çok önemli. Çünkü onlar hakikaten bu mesleğin gelişimi için hem günümüz şartlarındaki beklentiler hem gelecekteki beklentiler anlamında trendleri, kazanılması gereken yetkinlikleri çok güzel çalışıp mesleki üyelerine sunma süreçlerinde çok ciddi ve önemli bir katkı sunuyorlar. Ve hani olabiliyorsa ben her mutlaka finans ve muhasebe sektöründe çalışan veya mesleğinde çalışan arkadaşlarım mutlaka bir mesleki örgüte, kendilerini geliştirmek istedikleri alanda faaliyet gösteren bir mesleki örgüte üye olmalarını ve hem üyelik sürecinde hem de daha sonraki o üye olduktan sonra sürekli mesleki gelişim noktasında o süreçleri çok özenle ve yüksek bir montanda kullanmalarını tavsiye ederim. Peki, çok teşekkürler Cüneyt Bey. Özellikle finans ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımız için bu son derece önemli. Sizin her birinizin tavsiyeleri bu anlamda son derece kıymetli olacak. Dolayısıyla ben Cihan Bey ve Erinç Bey'den de bu konudaki tavsiyelerini almak isterim. Ne dersiniz Erinç Bey? Şimdi öncelikle her alanda olduğu gibi finans ve muhasebe diye baktığımızda da çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ondan dolayı ilk önce bu büyük dünyanın hangi kısmında kendileri uzmanlaşmak istiyor? Bunu çok iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü eninde sonunda bizim günde 24 saatimiz var ve bu 24 saati her şeyi öğrenerek geçiremeyiz. Eğer her şeyi bilmeye çalışırsak her şeyi ancak ortalama seviyede bilebiliriz. Fakat bu bizi gelecekte bir yerlere getirmeyecektir. Ondan dolayı denildiği gibi çeşitli farklı profesyonel kuruluşlarla, bu Mali Müşavirler Odası olabilir, ACC olabilir, diğer profesyonel kuruluşlar olabilir, dirsek temasını arttırıp onların organizasyonlarına katılıp gerçekten bu yönde ilerlemek kendilerine ne katacak veya kendilerini tatmin edecek mi, bunun altını çok iyi belirlemeleri gerekiyor. Dediğim gibi kaynaklarımız sınırlı, zaman kaynağımız sınırlı, artı buna harcayabileceğiniz enerji kaynağımız sınırlı. Ondan dolayı doğru at oynamamız gerekiyor basitçesi. Bu gerçekten gençlere benim verebileceğim ilk en önemli filtreleme görevi. Bunu yapmadan yola çıkmak açıkçası kaybolan yıllara sebep olacaktır. Şu andaki gençlerimizin bizim jenerasyona göre çok büyük bir avantajı var. Ben açıkçası Amerika'da yüksek lisansımı yaptım ve o sırada mesela aldığım profesyonel sertifikaları ilk o zaman duymaya başlamıştım. Bu şansa bu imkana sahip olmayan kişiler tabii Türkiye'de bunları duyma açısından benim kadar avantajlı değildiler. Bu da bu yola daha geç girmelerine sebep oluyor. Bu da rekabette tabii ki de kendilerini daha zor durumda bulmalarına sebep oldu. Ama şu anda öyle değil. İşte bu organizasyonla şu anda ACC üzerinden
diğer bizim yaşadığımız tecrübeler üzerinden kazanımlar elde edebiliyorlar ve bu tip bir sürü onlarca organizasyon var. Ondan dolayı bu şansı iyi kullansınlar. Kendilerini profesyonel anlamda geliştirmek için üniversite diplomasını almayı beklemesinler. Mümkünse hazır öğrencilikleri devam ediyorken, özellikle uzaktan eğitimin de daha çok günlük hayata dahil olduğu bu dönemde kendilerini profesyonel olarak geliştirmek için ilk adımlarını atmaya başlasınlar. Peki, çok teşekkürler Erinç Bey. Cihan Bey, sizden de tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Tabii burada ben de Cüneyt Bey ve Erinç Bey'e katılıyorum. Ben bu yola girerken üniversitede aklımda bir şeyler şekillenmeye başladı ama çok da acaba ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım konusunda çok da açıkçası fikrim yoktu. Stajyer yapmaya başladım. Yani en azından tam da Erinç Bey'in bahsettiği gibi o sorulara cevap bulabilmek adına birkaç yerde gönüllü stajyer yapmaya başladım. Bu bana göre değil, bu bana göre sorularına cevap verebilmek için tam olarak. Ve daha sonra hani şöyle bir şey de yok. Bu işin gizli bir kaynağı, sihirli bir adı da yok. Yani bir üniversiteye girip, yani en iyi üniversiteye girdiğinizi düşünün. En iyi üniversiteye girdiğiniz eğer çözüm olsaydı üniversiteye girdikten sonra bütün artık emekliliğinize kadar her şeyin yoluna gitmesi lazımdı. Öyle bir dünya yok. Sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Sürekli kendinize katkı sağlamak zorundasınız. Filiz Hanım sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla erişilebilir kaynak var artık. Ve bu önceden böyle değildi. Şimdi eğer yapmak istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız bilgiye ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla bu sertifikalarla olabilir, meslek örgütleri olabilir, yine Cüneyt Bey'in bahsettiği gibi. Ama mutlaka kendinizi mutlaka bu sürecin içerisine sokmalı, vizyonunuzu geliştirmeli ve elinizin altında artık her zaman olduğundan daha fazla bilgi olduğunu bilmekte fayda var. Biz Türkler olarak ya da Türkiye'de çok bu tecrübeye sahip değiliz ya da duymadık da belki ama bizim için finans muhasebe işte işletmedir, işte mühendisliktir vesaire hep böyle şekilleniyor ama yurt dışında şunun örnekleri var. Tarih bölümünden mezun olmuş birisi çok da güzel yani inanılmaz finans sektörüne katma değer yaratabiliyor. Bu bizim için nasıl sorularını sormamızı belki başta duyduğumuzda yol açıyor ama bu iş aslında kendinizi nasıl donattığınız, nerede kendinizi geliştirdiğiniz ve kendinizi o yola nasıl soktuğunuzla ilgili bir şey. Tarih bölümünden mezun olmak bunun için bir engel olmadığı gibi işletmeye de finans bölümünden mezun olmak ya da sihirli bir kaynağa ulaşıp sadece ona ulaşmak bu işi çözmüyor maalesef. Peki, çok teşekkürler. Teknolojiden ve dijital dönüşümden bahsediyoruz ve dijital dönüşümün getirdiği faydaların yanında bir takım riskler de var elbette. Bunlardan bir tanesi de dijital suçlar, siber saldırılar gibi. Erinç Bey, burada size gelen bir soru var. Dijitalleşmenin arttığı günümüz dünyasında dijital suçların da arttığını görüyoruz, siber saldırılar gibi. Bunların önlenmesinde finans ve muhasebe profesyonellerine ne gibi roller düşüyor? Genellikle ben kendi tecrübemden örnek vereyim biraz. Bizim şirket açısından yaşadığımız en önemli kısım devletle veya daha doğrusu farklı ülkelerin askeri kanatlarıyla iş yapan bir firma olduğumuz için bizde veri çok önemli. Bu verinin hiçbir şekilde yetkili olmayan kişilere ulaşmaması gerekiyor. Bundan ötürü de firma olarak da genellikle siber saldırılarda bu veri transferin konusunda açık bir firmayız. Farklı seviyelerden yazılmış gibi gözüken e-mailler, telefonlar, hatta video konferans teklifleri bile geliyor. Sanki şirketin farklı birim yöneticileri arıyormuş gibi. Bu noktada tabii ki de yeni çıkan teknolojiler özellikle muhasebe tarafında biraz daha elimizi kolaylaştırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da bir 5-10 sene önce yaşanan bir olay. Bir tane hacker bir bankanın sistemini hack ediyor ve yapılan her transferden sadece 1 euro sent kendi hesabına aktararak 10 milyon euro civarında bir parayı biriktirebiliyor. Bu mesela normal bir zamanda ortaya çıkması çok zor çünkü ne kullanıcı ne de banka tarafı o 1 sent yuvarlama farkı olarak bile çok küçük olan tutarı yakalaması zor. Fakat artık günümüzdeki teknolojiler bu tarz bol tekrarlı hareketleri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkartabiliyor. Benzer şekilde hepimizin firmaları tabii ki Türk vergi sisteminin bir parçası olarak farklı vergi daireleriyle çalışıyoruz. Vergi dairelerindeki
son 10 senedeki kullandıkları yazılımın artmasıyla beraber bizim kendi hesaplarımız üzerindeki soruların artması, çok daha hızlı bir şekilde kendileri için net olmayan konularda bize ulaşmaları da aslında hep bu tarz siber suçların önüne geçmesinde kullanılan dijital teknolojilerde bir örnek benim için. Peki, çok teşekkürler. Bu siber suçların daha çok gündeme gelmesi aslında finans fonksiyonunun işletmeler içerisindeki rolünün ne kadar stratejik olduğunu da bir daha ortaya koydu. Siber suçların önlenmesinde sadece teknoloji departmanları değil, finans departmanlarının önemli rolü olduğu artık kesin kabul gören bir gerçek ve bu rolde giderek daha da artıyor. Cihan Bey, size bir soru var. Zafer Özen'den geliyor soru. Teknolojik gelişmeler yapılan işin ve raporlamanın az emek, sermaye ve finans gereksiniminin hızlı bir şekilde yapılmasını gerektirirken, devlet ve ilgili kurumlar tarafından istenen ekstra beyan ve bildirimler nedeniyle ilave ek işler ortaya çıkmakta ve zamanın faydalı bir şekilde kullanılmamasına neden olmaktadır. Vergide, SGK, TOİK, İşkur, TOP, Gümrük ve diğer alanlarda istenen beyanlarda ve bildirimlerde sadeleştirme çalışmaları yapılması, zamanın etkin ve verimli kullanılması açısından düşünceleriniz nedir? Teknoloji zamansızlığı ve yeni iş yükü ve sorumluluklar ortaya çıkarmakta mıdır? Katılır mısınız? Kısmen katılıyorum. Bütün bu bahsettiğimiz değişim, dönüşüm hep mutlaka bir şekilde yeni bir iş alanı, yeni bir sorumluluk getirebiliyor. Fakat aslında bir taraftan da bütün bu bahsedilen dönüşümler bir yandan da zaman da yaratıyor. Dolayısıyla evet, doğru, yani harcadığımız birim zamanın üzerine belki ek zaman harcayarak yeni işler yapmamız, sorumluluklar yerine getirmemiz gerekiyor ama daha öncekiler için harcadığımız zaman biraz daha azalıyor. Biraz da tabii bu süreçle de ilgili, istediğiniz kadar dijitalleşmeyi sağlayın, istediğiniz kadar araçlarınızı değiştirin. Süreç aynı kaldığı müddetçe, kültür aynı kaldığı müddetçe çok da bunun faydasını öngördüğünüz kadar almanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla burada bu bahsedilen iş yükünün bu zamana kadar da aslında devletin de yapmaya çalıştığı birazcık da o. Bazı yerlerde yapmaya da çalışıyor, başarıyor da. Biraz daha bu süreci hızlandırmaya çalışıyor. Birazcık daha bu konudaki yetenekleri resmi kurumlar da arttırmaya çalışıyorlar. Bütün bunun sebebi de işte o bahsettiğim eskiden kalan ve değiştirilmesi öngörülen işlerin harcadığı zamanı azaltmaya çalışmak. Dolayısıyla buna kısmen katılıyorum. Evet, aslında arttırıyor bir yandan iş yükünü ama katma değer yaratmayan eski işlerin iş yükünü de azaltarak aslında süreci birazcık daha kolay hale getirmeye başlıyor. Peki, çok teşekkürler. Cüneyt Bey, sizin başlangıçta söylediğiniz bu dijital dönüşümle birlikte finans fonksiyonu içerisinde bazı rollerin konumlanmasının değişmesi söz konusuydu. Bununla bağlantılı olabilecek bir soru var. Dijital dünyanın bize sunduğu olanaklar sayesinde bilgisayarlar insanlar yerine hızlıca karar alabilir ve uygulayabilir duruma geldi. Finans ve muhasebe profesyonellerinin buradaki rolünün azalacağını düşünüyor musunuz? Açıkçası düşünmüyorum. Çünkü aslında belki buna çok yakın dönemde doktor hocam, Profesör Doktor Salih Durer'in hani bir görüşünü paylaşarak bahsedeyim. Aynen şunu söylemişti. Muhasebe bilimi dedi. 13. 14. yüzyıllardan bu yana tabii ki çift yönlü kayıt sistemini özelliğini barındırıyor. Hiçbir teknolojik gelişim bunu değiştiremedi ve değiştiremeyecek diyor. Ve hani söylediği muhasebe ve finans içindeki insan unsuru mutlaka olmaya devam edecek. Bu hep böyle sürecek. Ama sadece hep söylediğimiz gibi bazı işte otomasyon süreçleriyle çok basit görünen, zaman alan ama basit ama zaman alan, rutin bazı süreçler tabii ki çok daha kolay bazı teknolojik yenilikler anlamında yapılmaya devam edilecek. Ama asıl katma değerli işler için mutlaka insan unsuru gerekecek. Hani örnek vermek gerekirse çünkü işte muhasebe finanstan, muhasebe finanstaki pek çok standardın biz aslında kavramsal çerçevenin, kaynağı olan kavramsal çerçevenin hep kural bazlı değil de prensip bazlı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında değişen olaylar karşısında sürekli o profesyonellerin yorum yapmasını, derinlemesine analiz yaparak yorum yapmasını ve en doğru uygulama şeklini ortaya çıkarmayı gerektiriyor. O yüzden insan unsuru tabii ki belli noktalarda yerini makinelere bırakacak ama bu sadece hep konuştuğumuz gibi
bu insanın aslında mutlaka içinde bulunması gereken daha katma değerli, daha ilginç, daha geliştirici bazı süreçlere daha fazla odaklanmasını sağlayacak ve hani biraz daha insan unsurunun gelecekteki finans ve muhasebe mesleğinde nitelikli danışman rolüne evrilmesini ortaya çıkaracak. Ama her zaman insan unsuru bu mesleğin içinde çok önemli bir noktada ve merkezinde kalmaya devam edecek. Peki, çok teşekkürler. Beceriler ve yetkinliklerin herkes için daha yukarıya taşınmasının gerekli olduğu, olmazsa olmaz olduğu bir dönem içerisindeyiz ve bu giderek de artıyor. Erinç Bey, sizin için bir soru var. Genç mezunlar ve muhasebe finans profesyonelleri geleceğin iş dünyasında başarılı olabilmek için hangi teknik yetkinliklerini ve mesleki becerilerini geliştirmeliler? Mesleki beceriler tarafı aslında alıştığımız mesleki becerilerden çok bir farkındalık ben öngörmüyorum. İşte detaylı analiz edebilme, detaylarda kaybolmama, biraz sabırlı olma, biraz daha geniş perspektifle bütün paydaşları işin içine dahil ederek iş yapabilme, işi yönetebilme. Bunlar zaten bugüne kadar başarılı bir finans fonksiyonu çalışanında olması gereken yetkinliklerdi. Bunlar devam edecektir diye öngörüyorum. Fakat ilave olarak çok önemli bir konu, teknolojik okuryazarlık olarak özetleyebileceğim, dediğim gibi data analizi, dataların görselleştirilmesi ve biraz daha işin yazılım tarafına kayan yetkinlikler önümüzdeki dönemde ön plana çıkacaktır. Peki, çok teşekkürler. Cihan Bey, sizin için bir soru var. Hasan Sezgin'den geliyor. Dijital dönüşümü nasıl görmek gerekir? Muhasebe mesleğinin yok olacağına dair ifadeler en başta gelen çekincelerden birisi. Dönüşüm dediğimiz kaçınılmaz geleceğe ne kadar yakınız? Muhasebe ve finans profesyonellerinin iş yapma alışkanlıklarında sihirli bir değnek değmişçesine değişim yaşanacak mı? Ben dijital dönüşüm deyince heyecanlanıyorum. Yani çok açıkça söylemek lazım. Bizim için çünkü yani hep söyledik ama ben finans ve muhasebenin çok iyi konumlandığını düşünüyorum. Bu birden fazla tekrar olacak bu sırada dile getirdiğim ama dijital dönüşüm bir defa kaçınılmaz. Dijital dönüşüm için finans ve muhasebe ve diğer fonksiyonları bir köşeye bırakalım şimdi. Şu andaki altyapı, şu andaki sektöre hazırlanan, sektörde yeni tecrübe kazanan arkadaşlar için inanılmaz bir fırsat. Çünkü onlar bir fiil bu değişimin içerisindeler. En başından beri bu değişime bizden daha fazla bir defa şahit oldular. Daha fazla tecrübe ettiler. Biz aslında burada buna daha fazla uyum sağlamaya çalışan taraftayız bana sorarsanız. En azından kendi adıma konuşmak gerekirse. Bu haliyle bile bu iş beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla ben bu dönüşümle birlikte finans ve muhasebenin çok daha fazla dediğim üzere katma değer yaratan tarafa evrileceğini, katma değer yaratmayan işlerden kurtulacağını ve çok daha iyi kendisini konumlayacağını düşünüyorum. Finans ve muhasebe teknoloji çok geliştiği için aslında yok olmak yerine biraz daha fazla önem kazanmaya başlayacak. Çünkü hep söyledik, geleceği daha fazla raporlaması, geleceği daha fazla öngörmesi ve bununla ilgili paydaşlara bilgi sağlaması ve yön vermesi gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. Burada bir soru var. Bu daha genel bir soru. Aslında şimdiye kadar söylediklerinizi genel olarak da özetleyecek bir soru. Dolayısıyla ben her üçünüzden de cevap vermenizi rica edeceğim. Finans ve muhasebe alanında dijital bir gelecek için genç mezunlara ve finans muhasebe profesyonellerine tavsiyeleriniz. Aslında şimdiye kadar söyledik, pek çok tavsiyede bulunduk ama net olarak iletmek istediğiniz mesajlarınızı da bu genç arkadaşlarımıza ve hali hazırda meslek içerisinde olup kendilerine kariyer içerisinde ne gibi ilerleyebileceklerine dair yolları arayan meslektaşlarımız için neler önerirsiniz? Ben hani başlayabilirim dilerseniz buna. Şunu, her hangi meslek olursa olsun aslında bu finans muhasebede biraz daha bence fazla. Çünkü finans muhasebe temel bilgi ve tecrübe altyapısını multidisipliner bir yaklaşımla işte sorumluluk, hesap verebilirlik ve şeffaflıkla birlikte yönetmeyi ve süreçleri bu şekilde almayı gerektiriyor.
Ve finans ve muhasebe her zaman aslında işletmelerde o değişim ve dönüşümü sağlayan ana unsur olduğu için öncelikle bu temel bilgi ve tecrübe altyapısının baştan, mesleğin başlangıcında tespit edilip bunun tamamlanması çok önemli. Yani mesleğe böyle başlanması. Bu anlamda ilk başta belki hani okul olarak tabir edilebilen bazı kuruluşlarda o mesleki anlamdaki o temel bilgiyi tamamlamak çok önemli. Ondan sonra tabii farklı rollere açık olmak, esnek olmak bence çok önemli. Hani hep bir patikada gitmekten ziyade zaman zaman farklı unsurları da görebilecek şekilde hep söyledik hani büyük resmi görmek adına farklı tecrübelere de açık olmak, en azından proje bazlı da olsa bazı farklı oluşumların içinde yer almak bence önemli. En önemli söyleyeceğim veya tavsiye edeceğim belki hani hareket alanlarından bir tanesi de şu. Yani konfor alanının dışına çıkmak çok önemli. Yani o konfor alanı insanı biraz atıl duruma getiriyor. Konfor alanının dışına çıktığı zaman o gelişim ihtiyacını daha iyi hissediyorsunuz ve o yönde çaba gösteriyorsunuz. Ne olursa olsun her zaman güçlü yanlarını ve gelişime açık yönlerini tespit etmek ve güçlü yanları olabildiği kadar parlatmaya çalışmak ve bununla birlikte de yine gelişime açık yönleri de mümkün olan en kısa sürede hem mesleki anlamda hem de belki yumuşak yetkinlikler anlamında hızla kapatmak ve bu çok değişen, hızlı değişen, rekabetin çok üst düzeyde olduğu, çalışanlar arasında da rekabetin çok üst düzeyde olduğu bu iş dünyasında donanımla birlikte hazır olmak bence çok önemli. Söyleyebileceklerim, benim tavsiyelerim kısaca bunlar. Çok teşekkürler. Cihan Bey, sizden alabilir miyiz? Tabii, ben kısaca değişime açık olmak diyerek başlamak isterim. Değişimden korkmamak, değişime uyum sağlamak çok önemli. Bu sadece finans için değil, aslında daha çok da hayatta kalmak için ya da diğer fonksiyonlar için de geçerli ve önemli bir konu bence. Sürekli öğrenmek, sürekli öğrenmeye açık olmak. Bunun için eskisine kıyasla inanılmaz imkanlar ve inanılmaz fırsatlar var. Bunun için birazcık daha vizyonun geliştirilmesi adına işte Cüneyt Bey de bahsetti, meslek örgütlerine katılmak. Bununla ilgili bu ve benzeri seminerlere belki katılıp biraz da olsa aradığınız sorulara cevap bulmaya çalışmak eğer bulabildiyseniz. Bunların neticesinde birazcık daha o vizyonu genişletmek bence önemli. Dolayısıyla değişime açık olmak bence ve sürekli eğitimin ve öğretimin önemli olduğunun farkında olup bunun peşinden gitmek bence önemli. Çok teşekkürler. Erinç Bey, sizin de bu konudaki kıymetli tavsiyelerinizi alabilirsek. Tabii ki Cüneyt Bey çok güzel bir şey söyledi. Konfor alanlarının dışına çıksınlar. Gerek profesyonel kariyerlerinde gerekse özel hayatlarında ben bu cümleyle başlamak istiyorum. Hayat aslında konfor alanımızın dışında başlıyor. Ondan dolayı merak etmeyi asla bırakmasınlar. Soru sormayı asla bırakmasınlar. Çünkü bugüne kadar bildikleri onları bugüne getirdi. Yarına götürmeyecek. En önemli konu da ilgili trendleri kendi meslekleriyle, kendi yaptığı işlerle ilgili trendleri, o trendler hangi ülkede doğuyorsa mümkünse oradaki kaynaklarından takip etmeye çalışsınlar. Böylece bilgiye birinci elden ulaşabilirler ve ister istemez herhangi bir gelişmenin doğduğu ülkeden bizim ülkemize gelene kadar bir zaman kaybı yaşanıyor. Her ne kadar günümüzde artık bu çok daha kısalmış olsa da onu bile yaşamalarına gerek yok aslında. Onun dışında hep üstünde konuştuğumuz nokta yazılım ve veri analizi üzerine, teknolojik okuryazarlık üzerine kendilerini geliştirmeye başlasınlar. Bu konu kolayca yapılan bir iş değil. Tecrübenin, uzun yıllar üzerinde çalışmanın çok farklı seviyelere ulaştırdığı bir konu. Ondan dolayı ne kadar erken yol alırlarsa o kadar iyi. Ve son olarak da dünyada, hayatta her şey değişiyor, her şey dönüşüyor. Hiçbirimiz bugün bu noktada okullarımızdan mezun olduğumuz bilgilerle değiliz. Ondan dolayı kendimizi güncel tutmamız, değişiklikleri önceden öngörmemiz mümkünse ve bunu kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de profesyonel ve mesleki kuruluşlarla temasa geçsinler. Hem kendilerini uluslararası alanda rekabetçi güçlerini arttırırlar. Hem de kendilerini mesleki anlamda güncel tutmak için inanılmaz kaynaklara erişim imkanı olur. Peki, çok teşekkürler. Cüneyt Bey, Cihan Bey, Erinç Bey, bu kıymetli tavsiyeleriniz için ve tecrübe paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum.
Sizlerin de paylaştığınız bu deneyimlere çok paralel olarak ACCA'nın en yeni araştırmalarından bir tanesi gösteriyor ki muhasebe ve finans alanında küresel olarak profesyonellerin sahip oldukları dijital yetkinlikler şu anda sadece %25 oranında. Dolayısıyla burada önemli bir yetkinlik geliştirmeye ihtiyaç var ve yine aynı profesyoneller önümüzdeki dönemde bu yetkinliklerin %87'ye neredeyse %90'a yükselmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu mesleğe katılmak isteyen genç arkadaşlarımız ya da hali hazırda finans muhasebe mesleği içerisinde bulunan profesyoneller için bu yetkinlikleri geliştirmek son derece büyük önem taşıyor bu kariyerde başarılı olmak için. Ve burada değerli üyelerimizin yaptıkları tavsiyelerin de yol gösterici olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılarımıza, panelimize gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a bu başarılı organizasyon için çok teşekkür ediyorum ve içinde bize yer verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler.